bu benim yeğenim Deniz. 4 gün boyunca bu evdeyim. 4 gün boyunca, bakın 4 gün boyunca muhteşem şeyler yapacağız bu evde, tamam mı? Bu çocukla eğleneceğiz. Her şey, her şey ama her şey yapacağız, tamam mı? Hadi şimdi oyun başlasın. Oyun başlasın. Tatilimiz başlıyor arkadaşlar. Şimdi size Ebru onda kaldığım odamı göstereceğim. Böyle minik küçük bir oda türü gibi bir şey yapacağız. Bu odada benim bir sürü anım var. Buraya geldiğimde özellikle bu odayı istedim. Ve oda. 26 yaşında araba sahibi olmadığımı düşünmediniz herhalde, değil mi? İşte araba. Bu benim ilk arabam. Direksiyon nerede bunun? Bu ekonomik şartlarda alabildiğim tek araba bu oldu. Arkadan ittirirsen gideceğim Deniz. Benzin alabiliriz. Mesela ben spor yapmayı falan da seviyorum. O zaman ne yapıyorum derseniz ata biniyorum. Atı da size şöyle göstereyim. Benim evimde ve odamda her şey mümkün. At sporu değil mi? Yani böyle ne oldu bu? Bir şey oldu buna. Ata binmek istediğimde bu şekilde ata binebiliyorum. Bununla beraber odaları falan gezebiliyorum. Onun haricinde burada motorum var. Burada da ayrıyeten kutu oyunlarım var. Az önceki ata falan binmek istediğimde burada kasklarım falan var, kendimi koruma amaçlı. Gel Deniz, sana da takalım. Yatağım gene arabalı. Deniz'le beraber bir 4 gün boyunca biz bu yatakta beraber yatacağız, değil mi Deniz? Benden evet. Şikayetçi misin? Hayır diyeceksin. Hayır. Bunların hepsi benim ayıcığım. Burada ben hazırlanıyorum. Şimdi küçük bir kahve molası verelim. Çünkü o sırada size anlatacağım şeyler var. Kahve olurken bir yandan size neler olduğundan bahsedeceğim. Hakan 4 günlüğüne şehir dışına gitti. Ve ben de o süre içinde ablama gelip kalmak istedim. Henüz yalnız kalamıyorum. Niye bilmiyorum ama gerçekten korkuyorum. Yani yalnız başıma gün içerisinde tabii ki de bu arada yalnız kalıyorum. Ama gece olunca istemsizce artık korkmaya başladığımı hissettim son zamanlarda. O yüzden dedim ki en iyisi şu 4 günlük süre içinde ablama geleyim ve ablamda kalayım diye düşündüm. Bu arada az önce ne oldu biliyor musunuz? Yani emektarım kırıldı ve çok üzüldüm gerçekten. Ama gene benim hatam. Şu şekilde duruyordu ve normalde bunun açılış kısmı şu şekilde olması gerekirken ben bunu bu şekilde açmaya çalıştım. Bunu yaparken de bayağı bir zorladım. Zorlayınca da tabii ki de kırıldı. Birkaç gün önce de ben bir tane yaka mikrofonu almıştım telefon için. Ki kullanmadan sonra yaka mikrofonu artık cızırtılar çıkartmaya falan başladı. Onu da gittim garantiye verdim. O da şu an elimde yok. Şu an diğer yeğenimin tripodunu kullanıyorum. Yedekte hiçbir şey getirmedim yanımda. Yani elimde sadece bu vardı ama artık bu da yok. Yeni bir tane almak istiyorum ama büyük ihtimalle MediaMarkt'tan alırım. Çünkü bunu zamanında MediaMarkt'tan almıştım. Gerçekten çok kaliteli ve çok güzel çıkmıştı. Bayağı da bir kullandım ben bunu. O yüzden büyük ihtimalle yeni alacağımı da MediaMarkt'tan alırım diye düşünüyorum. Bu arada normalde ben buraya gelmeden önce plan, program falan hepsini yapmıştım. Ablama da söylemiştim hatta. İşte bir gün çikolata müzesine gideriz, bir gün Fatih'e gideriz, bir gün şuraya gideriz, buraya gideriz falan diye. Ama hava durumu şu an 3 gün için yağmurlu gösteriyor ve %70-80 oranında gösteriyor. Bugün de hava çok kötü. Bayağı bir esiyor. Yağmur falan serpiştirmeye başladı. O yüzden videonun gidişatı nasıl olur bilmiyorum. Aklımdaki şeyleri yapabilir miyim onu da bilmiyorum. Her videoda olduğu gibi aslında doğaçlama takılacağız. Bu arada belgesel izlemeyi seviyor musunuz bilmiyorum ama ben şahsen çok seviyorum. Geçenlerde Netflix'te Haldun Dorman'in bir tane belgeseli yayınlandı. Yaparsın Şekerim adlı. Şuraya koyacağım resmini. Bu belgesel Haldun Dorman'in 94 yıllık bir yaşamını konu alıyor aslında. Haldun Dorman'in kariyer hayatı anlatılıyor. Hakan'la beraber izlemiştik ve Hakan normalde hiç belgesel seven bir insan değil. Bir kez o belgeseli izledi
benimle beraber. Hiç sevmemesine rağmen çok beğendi mesela. Eğer siz de belgesel seviyorsanız ya da böyle Haldun Dorman'a karşı bir merakınız falan varsa kesinlikle bu belgesele bakabilirsiniz. Ben az önce hatta ablama da bu belgeseli önermiştim. Çok güzel bir belgesel. Ben şahsen bilmediğim bir sürü şey öğrendim Haldun Dorman hakkında. Şimdi kahveleri alıp balkona geçip ablamla beraber oturup biraz sohbet muhabbet falan edeceğiz. Kestiriyorum ve aşırı heyecanlıyım. Ben çok uzun zamandan beri saçlarımı tam olarak şu hizadene kısmında kesilsin istiyordum. Ve kakül de olsun istiyordum. Bugün hepsini yapacağız. Sadece saç boyutumu çene kısmında değil de omuzlarda yaptırmaya karar verdik ablamla beraber. Bu arada saçımı ablam kesiyor. Ablam benim kuaför. Ya gerçekten o kadar çok uzun zamandan beri istiyordum ki hiçbir şekilde de cesaret edemiyordum. Daha sonra oturup düşününce dedim ki ya madem bu kadar istiyorsun yaptır gitsin yani kökü sende ne olabilir ki dedim en fazla. Yani çok ne olur. Yakışmaz. Ama o da sıkıntı değil. Aşırı heyecanlıyım. Saçımın şu anki boyutunu da size göstereceğim. Şöyle biraz geri gideyim. Tam şurada saçım şu an. Sabah uyandığımda ablama sadece şey dedim ya acaba kestirmesek mi falan diye söyledim ama kestireceğim. Kesinlikle kestireceğim. Bugün saçımı kestireceğim, tamam mı? Uzun saçın kullanım alanı çok daha fazla biliyorum ama ben kendim kullanamıyorum çok fazla. Mesela şu an saçlarım uzun ama hiçbir şekilde bir model yapamıyorum. Bu uzun saçla son görüşünüz olacak. Uzayana kadar tabii ki de. Çünkü benim sağım solum da belli olmaz. Belki kısa kestirdikten sonra bir daha asla bu şekilde kestirmeyeceğim derim. Uzatmaya başlarım, hiç bilmiyorum. Hadi şimdi gelip saçlarımı keselim. Keseceğim. Gelebilirsiniz. Bu çok kısa değil mi? Kesiyor musun? Kestin mi? Kestin mi? Çok kısa. Kestin mi? Çok kısa.